Herkese selamlar. Bugün Mutlu Et Mutlu Ol günümüz. Bugünümüzün arkadaşlarımıza nasıl hisler yarattığı konusunda birkaç sorumuz olacak. Ve bu soruları sizlerle beraber sormaya şimdiden başlayabiliriz. Hadi hep birlikte sorularımızı yöneltelim arkadaşlarımıza. Mutlu etmek mi, mutlu olmak mı? Kesinlikle mutlu etmek. Bence mutlu etmek. Çünkü mutlu etmek dünyanın en basit şeyi. Ve karşındaki mutlu olduktan sonra da siz otomatikman mutlu oluyorsunuz. Mutlu etmek. Çünkü karşımdakini mutlu edince otomatikman ben de mutlu oluyorum. Mutlu etmek çünkü sevdiğim kişilerin mutluluğunu görmek beni daha fazla mutlu ediyor. Penta, 3 kelimeyle bize anlatabilir misin? Tabii ki 3 kelimeye yetmez ama ben 3 kelimeyle aile, dostluk, güven diyorum. Güven, prestij, aile ortamı. Güven, huzur ve mutluluk. Teknoloji, yenilik ve başarı. Güvenilir, atik, dinamik. Selamlar. Mutlu etmek ve sen desek tek kelimeyle anlatabilir misin? Çocuğum, bunu tek kelimeyle anlatmam mümkün değil. Şampiyonluk. Sevgi. İlave güler yüz. Penta Teknoloji. Mutlu olmak ve sen desek tek kelimeyle bize anlatır mısın? Oğlum ve eşim. Benim için mutlu olmak çikolata demek yani. Çikolata yediğim zaman mutlu olurum her zaman. Aile, Penta ailesine yer almak. Mutluluk iki kelimeyle sence nedir? Huzur ve aile. İyi ki Penta dediğin an nedir? Oyun oynamayı seven biri olarak yaptığımız aktiviteler diyebilirim. Özellikle de bu elektronik sektörde yaptığımız aktiviteler. Kendimi aile ortamında hissettiğim her an iyi ki Penta diyorum. İlk iş günüm, Penta'daki ilk günüm ve bugün, çünkü bugün mutlu et mutlu ol günü. İşe ilk girdiğim zaman Penta'da bir yarışma mevcuttu, Kopa yarışması. Burada sürdürülebilirlikle ilgili projeler geliştiriyorduk. Ben de aslında hem çevreyi hem de dijitalleşmeyi bağdaştıran bir konu seçmiştim, dijital temizlikle ilgili. Burada yönetim ekibimize bir sunum yapma imkanım olmuştu ve fikrim başarıyla sonuçlanmıştı. Bu fikrimi aslında hem yönetim ekibi hem Penta gerçekten destekledi ve fikrimi hayata geçirebildik. Burada böyle bir inancın olması, desteklenmem iyi ki Penta dediğim anlardan biriydi. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum. Ben pandemi sürecinde işe başladım ve uzaktan çalışmanın vermiş olduğu o ortama adapte olma hissiyatında acaba kızıcı adapte olabilir miyim gibi kafamda soru işaretleri vardı. Ama Penta'nın bize sağladığı konfor alanı ve ekiplerdeki bu iletişim gücü, insanların her türlü birbirine fikrini aktarıyor olması bizim en büyük şansımız. İyi ki dediğim an ilk ekibim. Hızlıca adapte olduğum ve bugün de iletişimi çok kuvvetlendirip gerçek arkadaşlık ilişkilerini kurduğum yer. Penta'nın hem ilk iş yerim olduğu için hem de bana böyle bir aile ortamı sağladığı için yeri çok büyük olacak. Benim için en büyük şans buydu. Stajyerlikten grup yöneticiliğine uzanan kariyer yolculuğumda görev değişikliğini imzaladığım her an iyi ki Penta dedim. Penta bir yolculuk olsa hangisi olurdu ve neden olurdu? Heyecan dolu bir şeyler arası yolculuk mu? Huzur dolu bir mavi yolculuk mu? Yoksa macera dolu bir uzay yolculuğu mu? Macera dolu uzay yolculuğu. Bence Penta huzur dolu mavi bir yolculuk olurdu benim için. Çünkü pozitif, huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. İlk aklıma gelen bu oldu. Macera dolu uzay yolculuğu olurdu. Neden? Yarını karşılayamıyoruz. Ne olacağını bilmediğimiz için uzayda. Penta'da çalışmak, uzaya çıkmak gibi bir şey. İlk aklıma gelen macera dolu bir uzay yolculuğu oldu. Çünkü biz şirketimiz içerisinde hem birçok maceraya atılıyoruz, içerisinde de gerçekten çok keyif alıyoruz. Yeni tecrübeler, yeni deneyimler bize çok heyecan veriyor. O yüzden kesin bunu seçiyor olurdum. Heyecan dolu otobüs yolculuğu olurdu sanırım. Çünkü biz tüm Türkiye'ye giden bir firmayız. Ve eğlenceli de bir firmayız. Bence en güzeli şehirler arası otobüs olurdu. Penta'da bir yıldızım çünkü. Samanyolu'da çok fazla yıldız var. En parlağı Penta. Çünkü harika bir ekiple çalışıyorum. Çünkü burada değerli hissediyorum ve çalışırken gülümsüyorum. Çünkü biz kocaman bir aileyiz. Çünkü beraber çalışmayı çok seviyoruz. Ve Penta'da hayallerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Penta bir insan olsaydı 3 kelimeyle bize anlatır mısın? Penta bir insan olsaydı inovatif olurdu ve duygusal olurdu. Bunu söyleme sebebim buradaki eğlenceli aile ortamından ve biz geliştikçe herkesi birbirini desteklemesinden kaynaklanıyor. Ve geleceği gören ve buna doğru adımlar atan bir karakter olarak profili çizebilirim Penta'yı. Çünkü gelişiminin desteklendiği yerde herkes parlar. Güvenilir, destekleyici ve güler yüzlü. Güler yüzlü, geliştirici ve paylaşımcı.
Penta'da en unutulmaz anını bize anlatır mısın? Penta'da bir yarışma düzenleniyordu geldiğim ilk 3 ay içerisinde katılmıştım. Tabii geldiğim gibi çok yeniydim herkese ama bu yarışma sayesinde çok hızlı bir şekilde şirkete adapte olmam sağlandı ve iş hayatına. Yarışmada kazandığım derece sayesinde de benim için unutulmaz oldu ve Penta ailesinde çok hızlı bir adaptasyon sağlamış oldum. Genel müdürümüzün de katılım sağladığı bir organizasyonda distribütörlüğünü yaptığımız lider bir markanın globaldeki üst düzey yöneticilerine bir sunum yapma şansı yakalamıştım. Bu benim için kariyerim anlamında unutulmaz bir deneyimdi. Ömrüm boyunca da unutmayacağımı düşünüyorum. Bugün birini mutlu etmek için ne yaptınız? Ekibimle birlikte şahane bir Mutlu Et Mutlu Ol Günü organizasyonu yaptık.